Transfer Haberleri'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce de çekilişimizi hatırlatmak istiyorum. Tuttuğunuz takımın formasını kazanan iki kişiden birisi olmak için yapmanız gereken sadece videoyu beğenmek ve kanalıma abone olmak. Çekilişin sonucu 10 Temmuz'da açıklanacak. Ayrıca günün sorusu olarak da sizce milli takımımızın bugün oynayacağı Portekiz maçı kaç kaç biter? Cevaplarınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdi daha fazla zaman kaybetmeden videomuza geçelim. İyi seyirler. Arda Güler için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. İngiliz medyasında çıkan bir habere göre Liverpool'un Arda Güler'i kadrosuna katmak istediği yazıldı. Liverpool'un yeni teknik direktörü Arne Slot bu transferin bitmesini istiyor. Milli futbolcumuzu ise kesinlikle takımda kalma taraftarı. Hatta kiralık dahi gitmek istemiyor. Bayern Münih Xavi Simons için harekete geçmiş durumda. Alman devi 21 yaşındaki oyuncuyu transfer edebilmek için yoğun bir çaba içerisinde. Parsen Şermen kiralık olarak göndermek istiyor. Fakat Hollandalı futbolcu gitmek isterse de 100 milyon euro bonservis talep edecekler. Manchester United, Tottenham, Barcelona ve Paris Saint Germain Yulmand'ın durumunu yakından takip ediyor. Danimarkalı orta sahanın serbest kalma bedeli 80 milyon euro. Sporting Lisbon cephesi serbest kalma bedeli dışında gelen hiçbir teklifi kabul etmeyeceklerini söylüyorlar. Liverpool, Bayern Münih formasını giyen Jamal Musiala ile yakından ilgileniyor. Alman futbolcu kariyerine Premier Lig'de devam etmeye de sıcak bakıyor. Panathinaikos golcu futbolcusu Yaniodis'ten 30 milyon euroluk bir gelir elde etmeyi hedefliyor. Yunan golcü için Sporting Lisbon, Ipswich Town ve Bologna kulüpleri de devrede. 24 yaşındaki golcü futbolcu geçen sezon çıktı 44 maçta 23 gol atarken 9'da asist kaydetti. Galatasaray Asinyon için Ren kulübüne 8 milyon euroluk bir resmi teklif yaptı. Haberin detayında ise Fransız ekibinin bu teklifi kabul etmediği ve pazarlıkların devam ettiği ifade edildi. Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu da Aaron Van Bissaka ve Lorenz Asinyon listemizde. Transfer şartları uygun olursa değerlendireceğiz dedi. Galatasaray geçtiğimiz Ocak ayında da Asinyon istemişti. Ancak Fransız oyuncu Premier Lig ekiplerinden Burnley'i tercih etti. Burnley'nin küme düşmesiyle Asinyon trene geri döndü. Galatasaray, Manchester United kulübünden Scott McTominay'i kadrosuna katmak üzere. 27 yaşındaki futbolcu Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor ve kısa süre içerisinde de anlaşmanın olması bekleniyor. Piyasa değeri 37 milyon euro olan İskoç futbolcu için kulübü de kolaylık sağlayacak. Çıkan iddialara göre bu transfer 15 milyon euroya tamamlanacak. Geçen sezon United formasıyla 43 maçta sahaya çıkan Scott McTominay, 10 gol atarken 3 asist kaydetti. Başkan Dursun Özbek de bazı transfer görüşmelerinde bizzat devreye girilmiş durumda. İlk çalışması da Alanya Spor'dan Oğuz Aydın olacak. Alanya Spor formasıyla müthiş bir çıkış yakalayan 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu. 35 lig maçında 13 gol 7 asiste oynadı. 4 milyon euroluk bonservis teklifi kabul görmeyince taraflar masadan kalktı. Sarı kırmızılı ekip kiralıktan dönen bazı futbolcuları da takasla teklif etmeyi düşünüyor. Zaniolo'nun kiralık anlaşması bitince Galatasaray'a geri döndü. Fakat İtalyan Yıldız'ın takımda kalması beklenmiyor. İbrahim Atipoğlu, İtalyan Yıldız'ın satış görüşmeleri için yurt dışına çıktı. Atipoğlu, Cuma akşamına kadar 3 kulüple masaya oturacak. Bu kulüplerden bir tanesi şu ana kadarki en ciddi teklifi sunan Atalanta. Galatasaray'ın bu satıştan beklentisi ise en az 20 milyon euro. Fenerbahçe cephesi Lindelöf transferini bitirebilmek adına yoğun bir şekilde görüşmelerine devam ediyor. Yönetimin 10 milyon euro civarında bir teklif sunduğu söyleniyor. Ancak Lindelöf'ü isteyen tek takım Fenerbahçe değil İngiliz ve İtalyan basına göre Inter 29 yaşındaki savunmacı için 10 milyon artı 5 milyon euroluk teklifle masadan. Öte yandan Suudi Arabistan ekipleri de İsveçli stopere yoğun ilgi gösteriyor. Yönetim İngiliz ekibiyle anlaşma sağlayabilirse Lindelöf'ü ikna etmek için Mourinho kozunu kullanacak. Michi Bacuay'ın Galatasaray'la anlaşması sonrasında Santrafor arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe. Listenin en üst sırasında olan Morata için gaza bastı. Atletico Madrid satış listesine koyduğu İspanyol golcü için 15 milyon euro talep ediyor. Kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor. Jose Mourinho da bu transfer için devreye girecek ve Real Madrid'den eski öğrencisini ikna etmeye çalışacak. Morata geride bıraktığımız sezon Atletico Madrid formasıyla 48 maça çıktı, 21 gol ve 5 asistlik bir performans ortaya koydu. Morata'nın kulüp kulübüyle olan sözleşmesi de 2026 yılına kadar devam ediyor. Öte yandan Fenerbahçe'nin listesinde bulunan futbolculardan bir diğeri de Sevilla'da oynayan Yusuf El Nesri. Takımıyla bir yıl daha sözleşmesi kalan Faslı Santrafor için yakın zamanda girişimler olacak. İngiliz medyasında çıkan habere göre Napoli, Everton, Ipswich Town, Brentford ve West Ham United, Osterwolde ile ilgileniyor. Özellikle West Ham United bu transferde oldukça istekli. Fenerbahçe geçen sezon Parma'dan kadrosuna kattı ve sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Osterwolde için 25-30 milyon euro arası bonservis bekliyor. Geçen sezon 43 maçta sahaya çıkan Jadon Osterwolde iki kez de gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'nin hedefindeki isimlerden birisi de Roma'da forma giyen Bove. 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunu Jose Mourinho çok istiyor. Çıkan iddiaya göre bu transferin bitmesi için yoğun bir çaba harcanacak. Jose Mourinho 2023 yılında Bove için şu açıklamayı yapmıştı. Gerçekten sevdiğim tek kişi. Çünkü güçlü tekniği var. Taktik ve zihinsel olarak her şeyini veriyor. 2 yıl önce takımda bile yer almayan bir çocuktu. Bacaklarıyla, vücuduyla ve zihniyle oynayan bir futbolcu. Geçen sezon Roma formasıyla 45 maça çıkan Bove ve 1 gol 2 asistle oynamıştı. Orta sahayı güçlendirmek isteyen Fenerbahçe Udinese'den Zamarzić'i gözüne kestirmiş durumda. 22 yaşındaki orta saha Sırbistan formasıyla Euro 2024'te de forma giyiyor. Yıldız oyuncunun kulübüyle 2026 yılına kadar kontratı var. Geçen sezon Udinese formasıyla 34 maça çıkan futbolcu 6 gol atarken 2 de asist kaydetti. Yağız Sabuncuoğlu'nun yaptığı habere göre Beşiktaş, Mallorca'da forma giyen Jose Copete için harekete geçti. 24 yaşındaki stoper için kısa süre içerisinde resmi temaslar başlayacak. İspanyol stoper geçen sezon 27 maçta sahaya çıkarken bir gol bir asiste oynadı. Beşiktaş forvete takviye yapmak istiyor ve hedefteki isimlerden birisi de Origi. Geçen sezon kiralık olarak Nottingham formasını giyen golcü futbolcu Milan'a geri döndü. İtalyan ekibiyle de 2026'ya kadar sözleşmesi var. Fakat çizme ekibinin gelecek sezon planları arasında kendisi yok. Beşiktaş gibi Origi'yi isteyen birçok takım var. 29 yaşındaki forvet gelen tüm teklifleri dinleyip en son kararını verecek. Beşiktaş bir süredir Marco Reus'un peşindeydi. Fakat 35 yaşındaki futbolcu Amerika'dan kendisi için birkaç takımın devrede olduğunu söyleyip süre istemişti. Alman futbolcu siyah beyazlı kulübe olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş yapmadı. Hal böyle olunca da Klasen defteri yeniden açıldı. Inter'le kontratı biten Hollandalı futbolcu şu anda boşta. Geçen sezon Inter'le 20 maça çıkan Klasen gol katkısı sağlayamamıştı. Beşiktaş'ın yeni danışmanı ve transferdeki söz sahibi ismi Brett Friedel, Kolombiyalı Juan Moika için sefere çıktı. Friedel, 29 Haziran'da oynanacak olan Kolombiya-Kosta Rika maçını da stattan takip edecek. Akabinde yüz yüze bir görüşme sağlayacak. Moikanın kulübü Osasuna ile 2 yıl daha sözleşmesi var. Oyuncuyla yapılacak görüşme sonrasında İspanyol kulübüyle de temasa geçilecek. Geçen sezonun ikinci yarısını Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Serdar Dursun, menajerler vasıtasıyla Beşiktaş'a önerilmiş durumda. 32 yaşındaki forvetin siyah beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı söyleniyor. Fakat Beşiktaş cephesi şu an için bu öneriyi kabul etmedi. Trabzonspor Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Halsit Ozan Tufan'la anlaşma sağladı. Transferin mali detayları henüz açıklanmadı. Ancak Ozan Tufan'ın Trabzonspor'da birkaç gün içinde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Trabzonspor Ozan Tufan'la 3 artı 1 yıllık anlaşma sağladı. Kulüpler bonservis pazarlığı yapıyor. Ozan Tufan geçen sezon Halsit'i 40 maça çıkarken 10 gol 2 asiste oynamıştı. Trabzonspor Cihan bon bonservisi için Standart Liyeş kulübüyle anlaşma sağladı. Haberin detayında ise bu transferin 2 milyon 750 bin euroya tamamlandığı yazıldı. Anlaşmaya göre Standart Liyeş bir sonraki satıştan da %20 pay alacak. Trabzonspor yönetimi Cigot'u transfer edebilmek için yoğun bir çaba içerisinde. Hem oyuncunun menajeri hem de kulüpler görüşmelere devam ediyor. Fakat Marsilya'da bir hoca değişimi yaşandı ve bu yüzden Cigot'un geleceği de yeni. Fakat Marsilya'da bir hoca değişimi yaşandı ve bu yüzden Cigot'un geleceğine de yeni teknik adam karar verecek. Böylece videomuzun sonuna geldik. Videomuzu buraya kadar izleyip beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.